Süper Lig'de devre arasında yapılmış unutulmaz transferleri bir araya getirdim. En baştan şu notu düşelim. Konumuz devre arasında gelen iyi oyuncu değil. Transfer edildikten sonra kısa sürede fark yaratıp takımına ciddi derecede katkı sağlamış isimler. Ayrıca hatırlatmasını da yapmış olalım. Bu konseptin ikinci bölümü de kısa süre içerisinde sizlerle olacak. İyi seyirler. 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş Süper Ligi şampiyon tamamlayabilmek için büyük bir coşkuyla başladı. Ancak devre arasına kadar istediği sonuçları almakta zorlandı. Devre arasında yapılan kritik hamlelerden birisi de Fabian Ernst olmuştu. Alman orta saha için 4,5 milyon euro ödendi, takıma ciddi anlamda da bir dinamizm kattı. Savunma önünde Zapatoşni, Sivok denemeleri de artık son bulmuş oldu. Sisse ve Fabian Ernst orta sahada net bir şekilde oturmuş oldu. Beşiktaş takımı da yolun sonunda şampiyonluğa ulaşırken bunu sezon öncesi değil, Ocak ayındaki transferleriyle başardı. Galatasaray Nagatomo'yu 2017-2018 yılında önce 1 milyon euro bonserviste kiraladı. Şampiyonluğa giden yolda takımına yaptığı katkı sonrasında taraftarlardan da büyük sevgi kazandı. 2018-2019 sezonu başında da 2,5 milyon euro daha ödenip bonservis alındı. Hem çizgiye inmesi hem de içe kat etmesiyle yetenekli ve çalışkan bir bek olarak da akıllarımızda kaldı. 2,5 sezon sonunda Japon futbolcunun gözden düşmesi sonucunda bedelsiz olarak Galatasaray'a veda etti. 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, sezonun başlarında en önemli stoperi Rodolfo'dan yoksun kalmıştı. Devre arasına kadar bir şekilde idare eden siyah beyazlar, Alexis ve Marcelo transferleriyle o açığı kapatmaya çalıştı. Alexis daha çok İspanyol İbrahim Toraman havası verse de Marcelo beklenenden çok daha fazlasını verebiliyordu. Sadece savunmadaki duruşuyla değil, topla olan yetenekleriyle de farkını ortaya koymuştu. Beşiktaş'ın o sezonki şampiyonluk maçında 2 gol atmış, yarattığı etki taşlandırmıştı. Pierre Vebo 1 Şubat 2013 tarihinde 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin kadrosuna katıldı. Deneyimli golcü sarı lacivertli formayla yarım sezonda 7 gol atarak neler yapabileceğinin de sinyallerini vermişti. Bir sonraki sezon ise attığı 9 golle şampiyonluğa katkı sağlayan isimlerden birisi oldu. 2,5 sezon sonunda da sözleşmesi bitince bedelsiz olarak da kulübe veda etti. Fabian Ernst'le beraber 2008-2009 sezonu devre arasında Beşiktaş kadrosuna katılan isimlerden birisi de Yusuf Şimşek olmuştu. O sezonu çifte kupayla tamamlayan Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ı deneyimli oyuncu Yusuf Şimşek'ten de müthiş bir katkı aldı. Özellikle Galatasaray maçında attığı kritik gol Beşiktaş'ın sezonu mutlu sonla tamamlamasını sağladı. Şampiyonluk sonrasında 1,5 sezon daha Beşiktaş forması giyse de ilk 6 ayda verdiği katkıdan daha fazlasını veremedi. Tarihler 2004 yılını gösterdiğinde Mert Nobre Türkiye topraklarına ilk adımını atmıştı. O dönem ligde Fenerbahçe bir maç eksiğiyle Beşiktaş'ın 11 puan gerisindeydi. Cruzeiro'dan kiralanan Nobre sahaya adımını atar atmaz kural hatası sebebiyle tekrardan oynanan Çaykur-Rizespor maçında 2 gol attı. Ayağının tozuyla attığı goller takımını şampiyonluk yarışına sokacağını belli etmişti, öyle de oldu. Fenerbahçe puan farkını eriterek sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı ve bunda Mert Nobre'nin etkisi büyüktü. Teofanis Kekas tam bir hayat kurtarıcı. Aslında ülkemizde ilk olarak yine bir devre arası transferiyle geldiği Samsunspor'da oynamış. 11 maçta 8 gol atmasına rağmen takımını ligde tutamamıştı. 2012-2013 sezonunun devre arasına geldiğimizde ise bu kez ligin sonuncusu Akhisarspor. Kümede kalmak adına Kekas için camı kırınız tabelasına uydu ve Yunan golcüyü kadrosuna kattı. Kekas yarım dönemde 12 gol atarak Akhisarspor'u sonunculuktan alıp orta sıralara kadar çıkardı. Süper Lig'de genel anlamda 50 gol atarak en golcü yabancılar arasına girmeyi de ihmal etmedi. Raheem Babel'in günümüzdeki Galatasaray performansı pek de iyi sayılmaz. Ancak Hollandalı 2017 kışında 0 bonserviste imza attığı Beşiktaş'ta çok şeyi değiştirmişti. 4-2-3-1 sisteminin sol forvetine tabiri caizse cuk diye oturmuş, ceza sahası koşulları uzaktan şutlarıyla hücum oyuncularının skor yüklerini hafifletmişti. Raheem Babel yarım sezonda hem Avrupa Ligi hem de Türkiye Ligi'nde büyük fark yaratıyor, Beşiktaş'ın lig şampiyonluğunda da ciddi pay sahibi oluyordu. Beşiktaş 100. yılına girerken sezon öncesi kadrosunu da özenle hazırlamıştı. Ancak kadroda önemli bir eksik vardı. Merkezinde oyunun iki tarafını da oynayacak bir orta sahası yoktu Beşiktaş'ın. Tayfur Avuççu ve Yasin Sülün fazla defansif, Sergen Yalçın ise fazla ofansifti. Milan'da İtalya milli takımında forma giymiş ve hücuma yönelik orta saha konusunda işin kitabını yazmış Federico Giunti, o yapbozu tamamlayan son isim oluyordu. Çıktığı ilk maçta farkını koymasıyla birlikte kısa süre içerisinde de takdir topladı.
Oyunda her şey istediğimiz gibi gidiyordu ta ki Drogba sahaya girene kadar. Bu sözler dönemin Akhisar Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'na ait. Evet, sahiden de fil dişi sahili yıldız daha oynadığı ilk 45 dakikada bile ligdeki dengeleri nasıl değiştireceğine dair ipuçları vermişti. Aslında aynı Ocak ayında Galatasaray Wesley Schneider transferiyle de süperstar sayısını 2'ye çıkarmıştı. Ancak Drogba gerçek anlamda ligin seyrini değiştiren hamle oldu. Fizik gücü, etrafındaki oyunculara servisleri, cüssesine rağmen hareketli yapısı, özetle kalitesiyle sarı kırmızıları şampiyonluğa taşıdı. 2011-2012 sezonu devre arasında transfer edilen Musa Sow kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline dönüştü. Senegalli golcü için ödenen bonservis bedeli o döneme göre yüksek olsa da beklentileri karşılamıştı. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı ilk maçta da gol atarak "Ben buradayım" mesajını vermişti. Yarım sezonda da toplam 14 maça çıkarken 8 gol atıp 3 de asist yaptı. Musa Sow sonraki yıllarda da attığı gollerle Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya devam etti. 2005-2006 sezonu Beşiktaş için adeta kabus gibi geçiyordu. Ancak devre arasında yapılan Bobo transferi siyah beyazlı taraftarı bir nebze de olsun umutlandırdı. İlk sezonunda ligde 14 maçta 5 gol atan Brezilyalı oyuncu kupada da 7 maçta 4 gol kaydetti. Bobo'nun kupada attığı goller Beşiktaş'ın sezonu Türkiye Kupası ile noktalamasını sağladı. Mets'ten Galatasaray'a transfer olduğunda aynı dönemde Fenerbahçe'de Nicolas Anelka'yı transfer ettiği için Anelka'nın bonus olarak anılıyordu. Ancak Frank Ribery çabukluğu ve kanattaki etkinliğiyle herkesi kısa sürede büyüledi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi kupa finalinde 5-1 yendiği karşılaşmada bir gol atarak kupanın kazanılmasına yardımcı oldu. Ancak Fransız futbolcunun Galatasaray'la olan ilişkisi sadece yarım sezon devam edebildi. Dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray'a veda etme nedeni ise kulübe herhangi bir güveni kalmaması ve parasını alamamış olmasıydı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Atilla Zalai kısa süre içerisinde büyük fark yarattı. Aslında transferi sessiz sedasız gerçekleşince büyük beklentiler de olmamıştı. Belki de üzerinde baskı olmaması sebebiyle yeteneklerini ortaya koyabildi. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşamadı belki ama en azından son haftaya kadar bu yarışın içerisinde kalmasına yardımcı oldu. Macar savunmacının adı günümüzde ise Avrupa'nın birçok dev takımıyla anılmaya devam ediyor. Galatasaray sansasyonel bir transferi imza atarak Wesley Schneider'i 2012-2013 sezonu devre arasında 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren takımının seviye atlamasına da yardımcı oldu. Galatasaray'da bulunduğu 4,5 sezonda toplam 8'de kupa kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı gol ise günümüzde birçok futbolsever tarafından hala hatırlanıyor. Büyülü izler bırakan Hollandalı futbolcu Süper Lig'de devre arasında yapılmıştı. Unutulmaz transferler arasında da başı çekiyor. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.